seviyorsun. Soğuğu sevmiyor. Çupra levrekli yapılıyor aslında Karadeniz'de. Özellikle levrek yapılıyor. Levrek yapılıyor. Levrek var burada. Ama su sıcaklığı kış dönemi için levrek için çok rantabı değil aslında. Ama yapabiliyoruz. Verimlilik olarak sadece biraz daha verimlilik kaybımız var. Var mı sizin burada çevre? Kuyumuz altında. Kafeslerimizin hepsinde üçer tane su altı kafesi mevcut. Bütün balığın yemlendiğimiz görebiliyoruz. Balığın yem alıp almadığını, suyun altına yem kaçıp kaçmadığını görebiliyoruz. Orada herhangi bir yem zayiatı yok ya da işte yemin bir kirlilik oluşturacak bir unsur yok. Zaten yem dediğiniz zaman bunun içindeki ham maddelerin %99'u neredeyse organik. Yani kimyasal bir şey ihtiva etmiyor bu yem. Yemler de balıktan yapılıyor. Balık unu yani, ve balık yağı, soya, balık bitkisel ürünler var içerisinde. Yani kimyasal bir şey kullanmıyoruz biz zaten yemin içinde. Kimyasal bir ürün kullansanız zaten ticari satışını yurt dışına yapamazsınız. Bugün işte yurt dışında geri dönen tarım ürünlerinin %80'i kalıntıdan dolayı geri dönüyor. Hiçbir sektör, bizim ihracat yaptığımız kulvarda hiç kimse böyle bir riski göz önüne almaz. Karşı dönen şeyi yem atıyor. Evet. O dönerek kafese yem dağıtıyor. Tabii ama daha önce hasat ettiklerimiz 2,5-3 kiloya kadar balıklarımız vardı. 3,5 kilodan başladık. Maksimum 3,5 kilo değil mi? Yani içinden bazen daha büyük balıklar da çıkıyor. Şöyle, Karadeniz tuzluluk ve sıcaklık olarak somon üretimine uygun bir yer. Biz şimdi Ege'de levrek çupra yapıyoruz, Akdeniz'de yapıyoruz levrek çupra. Ama bu balığı Akdeniz'de ya da Ege'de yapma şansınız yok. Tuzluluk ve sıcaklık kriterleri buna uygun değil çünkü. Ha, Sinop olmasının sebebi de şu, bizim Ordu'da da bir tane işletmemiz var. Doğu Karadeniz'de de yine işletmeler var. Ha, bu bölge bize lokasyon olarak avantajlar sağlıyor. Neden? Bafra Derbent Barajı'nda az önce bahsettiğimiz ön büyütme tesisimizin olması, işte burada bir işleme tesisimizin kurabilecek bir alanın olması. Japonların bu işte bazı kriterleri var. Yani balığı hasat ettiğiniz zaman saatlerce ölü şeklinde taşınmasını istemiyorlar. Yaklaşık bir saat içinde bu balık hasat edilip işleme tesisine gelmek zorunda. Türk somonunun demin söylediğim gibi başkenti Sinop. Geçen 2021 yılı içerisinde 5 işletme 3000 ton somon üretimi yaptı ve 19 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bu sene 11 işletme aktif faaliyette. Bu 11 işletme yaklaşık 40 bin ton üretim, Türk somonu üretimi sağlayacak. Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir bölgemizden bir Türk somonu ihracatı bekliyoruz. Her geçen gün de işletme sayılarımız artıyor. Bu tamamen çevreye duyarlı, çevre koşullarına, kurallarına uygun bir şekilde üretiliyor. En ufak bir denizi kirletme olayı yok. Zaten biraz sonra burayı incelediğinizde göreceksiniz. En büyük ihracatı Japonya, Rusya ve Avrupa'ya yapılıyor. Japon ithalatçılar burada sağma kadar, üretimden sağım yapılıncaya kadar burada bekliyorlar. Ve bütün üretim sürecini kendileri takip ediyorlar ve tahlil ediyorlar. Niçin? Onlar çiğ şekilde yediği için başlangıcından sağım üretim aşamasına kadar Japon mühendisler burada üretimi ithal edecekleri balığın bütün aşamalarını bizzat kendileri nezaret ediyorlar. O açıdan çevreye son derece uyumlu, denize bir zararı olmayan, kirliliğe bir zararı olmayan kuruluşlar. Türk somonunda Sinop olarak çok iddialıyız. İnşallah Sinop'umuzdan belki gelecek sene hani 100 milyon doları ihracat aşacaktır diye bekliyoruz. İddialıyız Türk somonunda Sinop olarak. Türk somonunun başkenti Sinop. Yok.
4 saate kadar çivi gibi. Anında soğuyacak.